Herkese merhaba. Kaldığımız yerden devam edelim. Bugün Revolve söyle bakalım. Ve ilk skecimizi açalım. Karşımıza alalım. Ve birazcık yakınlaştıralım. İlk önce front düzleme çizim yapacağım. Bunun için Construction'ımı seçiyorum. Ve bunu 80 milim yapıyorum. Şimdi bir üçgen çizeceğim. Ve bu çizimi onaylıyorum. Şimdi trimetrik bir görünüş alıp top düzleme tekrar bir skeç açacağım. Ve bu skeci karşıma alacağım. Birazcık yakınlaşacağım. Şimdi buraya da aynı şekilde construction çizelim. Uzunluğu 80 milim olsun. Ve bir rectangle çizelim. Ama center point rectangle olsun. Şöyle bir rectangle çizelim. Ve bunu da onaylayalım. Ve tekrar trimetre bir görünüş alalım. Şimdi iki tane bir skecimiz var. Şimdi bunları revolve yapacağız. Hemen başlayalım. Bunlar solid. Çünkü bunlar kapalı bir alan oluşturuyor. İlk revolt'umuzu üçgen ile yapalım. Revolve aksimiz front düzendeki. Front düzende onu seçelim. Ve gördüğünüz gibi böyle bir şekil çıktı. Şimdi nivi göstermek istiyorum. Ve bunu onaylayalım. Şimdi ikinci skece geleceğiz. Tekrar bir revolve açıp nivi göstereceğim. İkinci skece tıkladığımızda ve revolve aksi seçtiğimizde gördüğünüz gibi böyle bir şekil ortaya çıktı. Eğer new dersek böyle bir şekil ortaya çıkacak. Eğer remove dersek bu çizdiğimiz rectangle yani dikdörtgen şeklinde kesecektir. Ve gördüğünüz gibi böyle bir boşluk ortaya çıkacak. Intersect dersek ise bu üçgen ve dikdörtgenin kesiştiği yeri bize revolve yapacaktır. O da böyle olacaktır. Revolve işlemi de solidde böyleydi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.